Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir. Gelen gider, giden gelmez. Bu bir sır. Gelirse gelir bir kıl ile, eyleme tedbir. Giderse gider, eylemez bir koca zincir. Buyurun gelenleri savun. Buyurun gelmek isteyen şeyleri, istediğiniz şeyleri kendiniz getirin. Getiren de o, götüren de o, var eden de o, yok eden de o. Öyle bir kapı, öyle bir dergah varken, bence başka kapıların ziline dokunmak, beyhude enerji harcamak demektir. Karanlıkta türkü söylemek demektir. Öyle değil. Sesimizi, sözümüzü ona teveccüh, ona münacatla bence değerlendirmeliyiz. Kelimeler onu ifade ettikleri zaman, altına, gümüşe, zebercede, yakuta dönüşür. Melekler avuç açarlar onlara, benim avuçlarıma dökülsün diye. Onu ifade eden kelimeler, onu ifade eden beyanlar, kıymet üstü kıymet kazanır. İnsan öyle şeylere namzet yaratılmıştır ki, namzet olduğu şeyleri bilmiyorsa, hiç farkına varmadan, kuyumcular caddesinde kendisine kıymet biçemeyecekler insan, bakırcılar çarşısında talep arar. Kendi kıymetini düşürür, ayaklar altına almış olur. Allah insanı sevilen bir varlık olarak, mahluk demedim çünkü dilimizde onu hakaret ifade eden bir tabir olarak kullanırız. Sevilen bir varlık olarak yaratılmıştır, yaratmıştır. İnsan sevilmek için yaratılmış bir varlıktır. Sizi de sever, yarattığı her şeyi de sever. Hazreti Pir'in değişik yerlerde farklı üsluplarla anlattığı gibi sanatını sever. Ahsen-i takvime mazhar etmiş. Batılı birisi bir düşünür. Haşa o tabiri kullanıyor. Allah insanı özenerek yaratmış. İnsanların yaptıkları şeyler, ortaya koydukları Michelangelo, bilmem kim filan, sanatına karşı ciddi bir alaka gösterir, özenir filan. Bu tabiri zat-ı uluhiyet için kullanmak doğru olmayabilir. Ama onlar sizin o ince kıstaslarınıza vakıf olmadıklarından dolayı öyle diyordu. Bir eserde görmüştüm. Allah insanı özenerek yaratmış. İhtimal hesaplarına göre milyarda belki trilyonda bir yüz şeklinin bu hale alması. Burun, kulaklarla münasebeti onun, gözlerle münasebeti. Sadece bir kulak, burun, boğaz uzmanı açısından meseleye baktığınız zaman trilyonda bir ihtimal hesaplarına göre ancak bu böyle olabilir. Belli ki bir meşiyeti ilahi var. Belli ki bir ilmi muhit programına göre her şey oluyor. Kendi kendine değil, rastlantıya verilmesi mümkün değil. Ah seni takvime mazhar ediyor. Ve onu o sanatı severek yaratıyor. Sevilsin diye sahneye sürüyor. Ona karşı saygı duyulsun. Alnından öpülsün, elleri sıkılsın, bağırlara basılsın diye yapıyor. İnsan da bunu anlaması lazım. Bu makasıdı ilahiye göre hareket etme demektir. Cenab-ı Hakk'ın o mevzudaki muradı sübhanesine göre, evet başka bir şey olacaktı onu da yakışıklı bulmadım demedim. Makasıdı sübhaniyesine göre bence hareket etmesi lazım.